Bakalım sürpriz yayınımıza kaç kişi girecek? Şimdi herkes diyordur acaba ne oldu da Erhan Hoca yayına girdi? Yok öyle canım yayın yapasım geldi. Bak İrem hemen gelmiş. Beni kendi sayfamdaki canlı yayınım vardı az önce. Beni orada sabote ettiler. Sabote ettiler. Dediler hocam ya biz sınavı konuşsak falan. Orada öğrenciler, talebeler bana hakimlik sınavını soruyor. Adam daha sınav bilmiyor. Gelmişler oraya efendim sınav sonuçları ne olacak da yok kaç efendim alımlar ne olacak da ne yapayım dedim. Hem onların gönlü olsun o bilgileri verdim. Bu tarafa da şimdi geldim dedim. Bu arkadaşların gönlü olsun yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani bizim elimizden de bu geliyor. Allah dilimize zeval vermesin. O da olmasa ne yapacağız yani bilmiyorum. Evet bak diğer yayınımızdan gelmişler. Nasılsınız iyi misiniz? Şöyle bir hoş sohbet edelim dedim ya. Sohbet etmeye geldim yani. Sınav bitmiş, gitmiş, sohbet edelim, ne yapıyorsunuz, keyifler nasıl, haliniz yerinde mi, sağlığınız yerinde mi, ne oldu diye hemen girdik, bir şey yok, sohbet etmeye geldik ya. Hep şey mi yapacaksınız yani, hep böyle derdiniz olunca mı bana yazacaksınız, şey demiştim, geçen 2 saat süren yayında demiştim ki bak önerilerimi, öngörülerimi söylüyorum falan, sonra bak bana yazmayın işte, bir kereden söyledim bütün öngörülerimi dedim. Arkadaş yayından bir çıktım 100 tane mesaj gelmiş. Hocam bu yeter mi? Şu yeter mi? Bu yeter mi? Ya arkadaş biz neden o zaman bu yayınları yaptık dedik ama yapacak bir şey yok ya. Alıştık yani. Bizim meslek de böyle bir meslek. Ne yapacaksın? İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Yorgunduk. Yorgunduk. O yorgunluğumuzu atmaya çalışıyoruz. Bu yorgunluk kolay atılır mı bilmiyorum ama atmaya çalışıyoruz. En azından enerjimizi tekrar yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet Kader sen tek değilsin. Yalnız değilsin. Bizim yalnız değilsin sloganımız var ya. Meğersem biz bunun için koymuşuz. Yalnız değil yani. Sürekli soru atanlar gerçekten yalnız değilmiş yani. Ya Elif erken açıklarlar mı bilemiyorum. Yani soruları çok erken yayınladılar. ÖSYM'den böyle bir performans beklemiyorduk yani. Bu kadar erken açıklanmasının soruların hepsinin. Sonuçlar 26 Ocak denildi. O da erken gelir mi? ÖSYM'nin performansına bağlı. Gelir mi? Gelir. Bilemeyiz. Ama hepinize ben rica ediyorum. Ya bak beni seviyorsanız, sayıyorsanız sağ olun. İlgi gösteriyorsunuz. Teveccüh gösteriyorsunuz. Zor biliyorum ama birazcık rahatlayın ya. Vallahi bak birazcık kendinizi dinlendirin. Çok enerjiye ihtiyacınız olacak. Bak yapamazsınız sonra. O tekrar o enerjiye gelmeniz için, tekrar motive olmanız için olumlu netice de alsan, olumsuz netice de alsan o enerjiye ihtiyacın var kardeşim. O yüzden ya şöyle bir at zihninden ya kim ne derse desin doğru değil. Erhan Kaya demiş ki şöyle kapatır. Ya geç. Erhan Kaya da dese geç. Boş ver. Çok soru geldiği için ben dedim. Ya bırakın artık iyi veya kötü döktün o kağıda bir şeyler. Oldu mu oldu. Ne yapalım şimdi? Gündemimiz şu mu olsun yani? Sınav olduktan bittikten sonra çıksın bizim bütün hocalar tutturduk da tutturduk desin. Öbürü oradan şu kitabından bunu yaptık desin. Biri çıksın yok illa bu net gelecek desin. Ya gerek yok böyle şeyler arkadaşlar. Gerek yok. Herkes herkesi biliyor. Hepimiz birbirimizi biliyoruz. Vatan, millet, memleket için çıkmışsınız bir mücadelenin içindesiniz. Yarın karar verecek noktaya geleceksiniz. O karar sürecinin içinde de bazen sıkıntı yaşayacaksınız. Bazen mesleğinizi yaparken inşallah nasip olursa problemler yaşayacaksınız. Bugün de o günlerde yaşayacağınız problemleri benzer problemler olarak görün. Siz her şeyin ne kadar olağan, iyi olmasını isterseniz de bazen öyle gerçekleşmeyebiliyor. Olanda hayır vardır diye de düşünmeyi ihmal etmemek lazım. O yüzden bugünlerde kendi üzerinize lütfen çok arkadaşlar gitmeyin. Çok üzerinizde ya hayat gerçekten çok uzun değil arkadaşlar. Hayat fani ölüm ani diyor ya. İnsan bir şey yaşadığı zaman bazı şeylerin ne kadar önemsiz olduğunu anlıyor. Haklısınız. Ben sizin ya sizi en iyi ben anlarım kardeşlerim en iyi ben anlarım. Beraber bir mücadelenin içindeydik ya. Sabahın en erken saatinde birlikte kalktık, gecenin en geç saatinde birlikte uyuduk. Düştüğümüz zaman birbirimizi kaldırmaya çalıştık. Her zaman motivasyonumuz iyi değildi. Doğrusunuz, çok emek verdik. Çok daha iyi olmasını isterdik. Her şeyin çok daha olağan olmasını isterdik.
Olduğu yerler olduğu, olmadığı yerler olduğu, kendinizi iyi ifade ettiğiniz sorular olduğu, iyi ifade edemediğiniz sorular olduğu, tüh ya ben bunu nasıl yaparım dediğiniz şeyler olduğu ama asla duygu gibi düşünmeyin. Hiçbir şey çöp olmaz. Hiçbir şey çöpe gitmez. Her şey sebepler dairesinde gelişir. Senin emek verdiğin şeylerin sana nasıl bir dönüşü olduğunu sen ancak onu olur da bir gün yaşarsan o zaman anlarsın. Olay hep böyledir. Psikoloji böyledir. İnsan bulunduğu anı en sıkıntılı, en problemli an diye düşünür. Ama gün gelir geçmişe dönüp bakarsın, ya iyi ki de böyle olmuş dersin. İyi ki de böyle olmuş. Yani o yüzden verilen emeklerin asla boşa gitmeyeceğini, asla çöpe gitmeyeceğini bilin arkadaşlar. Bu noktada içinize bir inanç olsun. Bu noktada mütmain olun. Bu noktada kendinizi motive edin. Asla çöpe gitmez. Ama insan bazı şeylerin daha iyi olması için mücadele etmeyecek mi? Tabii ki mücadele edecek. Bir şeylerin düzelmesi için mücadele etmeyeceğiz mi? E tabii ki mücadele edeceğiz. Bakın ben çoğu öğrencimle hala sohbet ediyoruz ya. Ya bakın şu sınav sonuçlarından sonra bazı arkadaşlarımız üzüldü var ya. Bir sürü benim eski akademili ya hocam bu arkadaşlarımız tekrar bir kendilerini motive etsinler. Bak ben de hocam üçüncü girişimde olmuştum. O iki defa kazanamadığım zaman sıkıntı yaşadığım zaman hatırlıyorsunuz. Ne kadar perperişan olmuştum. Ama bugün hayatımın mesleğine sahip oldum. Tekrar kalkabildim çünkü. Tekrar yoğunlaşabildim. Tekrar mücadelenin içerisine girdim. Bugün mesleğimi icra ediyorum diye mesajlar geldi. O yüzden her şey sebepler dairesindedir diyorum. O nedenle lütfen sağlığınızı düşünün. Kendinize çok yüklenmeyin. Bazı mesajlar aldım. Hocam hüngür hüngür ağlıyorum saatlerdir diyor. Vallahi içim titriyor ya. Ya yaşıyorum yani. Her bir arkadaşımızın olumlu veya olumsuz attıkları zaman ya sanmayın ki böyle bir mesajınızı Erhan Hoca'ya attınız geçti gitti. Ya vallahi her attığınız mesajı yaşıyorum. İçimden buradan yaşıyorum. İnsan böyle kendi çocuğu olunca falan daha bir hassas oluyormuş yani. Kendi kardeşimi yerine koyuyorum. Kendi çocuğumu yerine koyuyorum. Bir emek veriliyor. İnsan o emeğin karşılığını almak istiyor. İstediği gibi olmayınca üzülüyor. Ama bazen de arkadaşlar hep söylerim ya ben benim öğrencilerim bilir. Bir müsabakaya çıkan bir şampiyon her zaman şampiyon olarak mı çıkmıştır? Yani ben nasıl o yumruğu yerim demiştir bir boksör ya. Ya 10 yıllık boksörüm o yumruğu nasıl yerim ben ya? Nasıl yerim o yumruğu? Yememem lazım ya. Benim en çok çalıştığım şey bu o yumruğu geri çevirmek nasıl yerim diyor. Yani o yüzden ama onu yediği zaman evet ben bir daha yememem lazım diye anlıyor. Bir dahaki nerede yemiyor. Sonra dünya şampiyonu olabiliyor. O noktaya kadar gelebiliyor. O yüzden sizin yaşadığınız sıkıntılar, stresler ilk defa sizin yaşadığınız stresler, sıkıntılar değil. Şu an beni dinleyen arkadaşlarımızdan derece yapanlar da çıkacak. İstediği gibi puanı almayıp olumsuz netice alan arkadaşlarımız da çıkacak. Kıl payı kazanan veya kıl payı kaybedenler de çıkacak. Bunlar olacak. Nasıl değiştireceğiz? Birileri gidecek, birileri kalacak. Kalan kaldığıyla kalmak yerine o da diğeri gibi daha iyi bir noktaya ulaşmak için yine çaba harcayacak. Bu bir hep mücadele. Bu bir emek, hep emeğin karşılıksız kalmayacağı noktasına bir inanç varsa o noktada yürünebiliyor arkadaşlar. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Mülakat provasını YouTube'a. Evet şimdi siz yazın. Ben gördüklerime bir şeyler attığınız laflara laf atarak cevap verebilirim. Bakalım. Mülakat provası. Baksana şimdiden mülakata gelmiş. Ya dur arkadaş dur bir dinlenelim de. Mülakat provası. Öğrencilerimize yaptığımız eğitim. Öğrencimizsen yeri zamanı gelir sana bilgisi verilir. Kaliteli sınavda başarısız olmak kimse koymaz hocam. Böyle kaliteli liyakat sınavının için hazırım sana kaybetmemiz çok üzgün. Şeyma haklısın. Hep beraber gidelim Ankara'da ÖSYM'nin kapısını çalalım derim de. Yani buysa çözüm bunu yapalım. Gönül ister dedim ya. Ya biz Emre Hoca ile daha bugün sohbet ediyoruz burada. Tarih soruları üzerinden. Ya hocam da Türkiye Genel Sınavı'nda zorladık mesela öğrenciyi tarih sorularında dedi. Herkes niye bu kadar zor sordun dedi. Ya zor sormak sorun değil ki. Zor soralım. Seçicilik olsun. İyi bilenle kötü bileni ayırt edelim. Tamam sıkıntı yok. Ama müfredat dışına çıkmayalım da müfredatın içinde zorlayalım. Bizim üzüldüğümüz tarafı oldu. Yani 4-5 tane soru da müfredat dışına kayıldı. 95 soru da diyemeyiz. 100 sorunun tamamı da müfredat dışına
çıktı diyemeyiz yani. O da çok abartı bir şey olur. Ama gönül isterdi ki o da olmasın. Yapacak bir şey yok. Bütün adaylar için geçerli bu. Sadece belli kesime yapılan bir şey değildi bu. Bütün adaylar için geçerli olduğu için ben o yüzden diyorum. 95 soru üzerinden bir sınav yapıldı diye düşünelim yani. Puan dağılımı da zaten ona göre olacaktır. 2022'de 87'liler en son girebilecek mezunlardan. 77'liler de avukatlıktan. Yani yığılma olacak. Yani o 70'li, 73'lerde, 74'lerde çok ciddi yığılmalar olacak arkadaşlar. Tarihte arkadaşlar. Emre Hoca onunla alakalı zaten bir açıklama videosu galiba bugün çekti. Onu da yakında paylaşırlar. Yani tarihte bir 3-4 soruda müfredat dışı olarak belirlenen sorular var. Ben Emre Hoca'ya dedim ama Emre Hoca'nın var mıydı kaynağı? Dedim çıkaydın sen de ya tutturduk deseydin ya. Ya şu soru şurada var, bu soru burada var. Tamam herkes bunu var, vay be adam tutturmuş yani falan derdik yani. Dördüncü sınıflar artık akademi dün ilanı çıktı. Akademide süreci başlatacaksınız. Ne yapacaksınız yeni dönemle alakalı? Dördüncü sınıflara tavsiyemizi yapmıştık. Ocak sonu grupları için dün ilana çıkıldı. Onu değerlendirin arkadaşlar. Ben bütün hocalarımdan razıyım. Şahsen hocaya gelmiyor hocam. Bir sene daha tarih şahsen. Sonra yine bakmazdım. Hocam kontenjanı sabit mi oluyor? Yani mülakatı 2400'lerden fazla çağırma. Yok fazla çağırılmaz arkadaşlar. 2400. Çağla tahminlerin bir önceki yayında yaptım artık. Her yayında da tahmin mi yapılır canım? Ben yine sohbet etmeye geldim dedim. Yine döndüler, dolaştılar. Arkadaş şu yeter mi bu yeter miye geldi ya. Bak plansız bir yayın yaptık. Sohbet edelim dedik. İşimiz gücümüz yok sizin de bizim de. Bak şu an müsaitiz. Sohbet edelim diyoruz. Yine siz şeye geliyorsunuz ya. Hakim yardımcılığı gelecek gelecek. 2022'de ya öyle. En son Adalet Akademisi Başkanı'yla bir röportaj yapmıştım. Hukukunun YouTube sayfasında izlemeyenler izlesin. Orada Sayın Başkan da 2022 sınavının yardımcılık olarak yapılacağını ifade etti. Bir farklılık yok zaten arkadaşlar. Sizi sıkıntıya sokacak bir şey yok yani. Aynı sınav. Adı değişik. Hocam belki tahminleriniz düşer diye soruyoruz galiba. Yok canım ya. Tahminlerim aynı. Ben en son ne dediysem o. Zehra o zaman buluşmayalım. Gündeminiz sizin sonuçlar açıklanana kadar hep sadece şu kadar doğru yeter mi çerçevesinde olacaksa o zaman hiç buluşmaya gerek yok diyorsunuz. Yok Aylin ben alımın artacağını o anlamda düşünmüyorum. Süleyman kaymakamlık ilanları hep sürpriz geliyor. Hep bir anda geliyor. Yani yine bir anda gelecektir. O yüzden açılacak ilk sınava hazır olmak lazım. Evet, aynen öyle olacak Alperen. 2 yıllık staj, 3 yıllık yardımcılığa dönecek. UYAP'ta yardımcılara da bir ekran açılacak. Sorumluluk alacaksınız artık. Yardımcılıkta birazcık daha kürsü öncesi sorumluluk alma durumu oluşuyor. Yetişme, kürsü öncesi o bilgi tecrübe noktasına yetişin diye o noktada değişiklikler olacak. Onun dışında bir farklılık olmayacak. Bir topluca kahve falı batırıyor. Yani Şeyma biz bunu anlattık. Biz bunu kalemle kağıtla anlattık. Yani işimiz falan mı kaldı Allah aşkına? Şartlar ne olursa olsun desteğince eskimiz hocam minnettarız. Ne mutlu bana. Hocam tahminleri kaçırdım mevzu. Bir önceki yayını izleyin. Bu da Acun'un reklamları gibi oldu. Şey yapabiliyoruz mu acaba? Teknik ekip böyle aşağıya bizim diğer önceki 2 saatlik yayının böyle reklamını koyabiliyor mu acaba? Oraya tıklayın oraya gidin falan gibi. Zeynep, ya Zeynepler böyle daha bir şey geliyor bana. Neden öyle acaba ya? Zeynepler böyle bir sempatik geliyorlar bana. Acaba kızımın adı da Zeynep ondan mı ya? Teşekkür ederim. Emre hocam dur alayım seni yayına. Merhaba hocam. Beni duyabiliyor musunuz? Hocam merhabalar. Sesimi alabiliyor musunuz?
Seni Seni duyamıyorum. duyamıyorum. Şu an geliyor mu sesim? Şu an nasıl? Allah Allah. Ya arkadaş, Emre Doğan'ı alalım, ses gitti ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Vay arkadaş ya. Aç kapa, tamam. Geliyor mu şu an? Tam şu an geliyor değil mi? Ya arkadaş, ya bu tarihçi Allah'ım Allah'ım ya. Hem gittiler soruları ters sordular. Yayına girdi, sesimizi de bozdu, görüyor musun yani? Tamam. Dur bakalım, Emre Doğan davet ettik. Erhan Hocam merhaba. Merhaba hocam, geliyor değil mi sesim? Şu an geliyor hocam. Çok iyi geliyor. Nasılsınız? Eyvallah hocam. Yani hem gittin bu tarihi yaktınız bu sene, tarih hocaları. Hem burada geldin, sesimizi de kıstın ya. Hocam vallahi bu sene maalesef öyle oldu biraz. Herkese merhaba. Kıymetli dostlarım, selamlar, saygılar. Hepinizi selamlıyorum. Ne yapıyorsun hocam? Keyfin nasıl? Vallahi hocam keyfim öğrenciler gibi. Ha? Bizim duygumuz öğrencilerle paralel ilerliyor zaten. Onlar mutluysa ben de mutluyum. Onlar düşünürse ben düşünceliyim. Aynıyız. Ya arkadaşlar, Emre Hoca 3 gündür yatmıyor, biliyorsunuz mu? Yani 3 gündür uyumuyor. Hocam sen niye üzüldün bu kadar ya? Gerçekten bugün de konuştuk seninle. Niye üzüldün bu kadar? Üstadım niye üzüldüm? Çünkü 30 Ocak'tan beri biz kıymetli öğrencilerimizle emek verdik, dirsek çürüktük, dolu dolu dersler yaptık, sorular çözdük beraber. Onlarla her türlü ihtimal düşünerekten derslerimizde öğretmenlik alan bilgisi sorularını dahi çözdük. Onlara ben bunu gönderdim. Müfredat dahilinde sorulabilecek her soru üzerinde biz durduk, düşündük. Ancak maalesef ÖSYM bu sene tarihinde, sınav tarihinde, hakimlik sınav tarihinde bugüne kadar hiç sorulmamış, sorulması dahi düşünülemeyen maalesef sorularla ölçme değerlendirme yapma yoluna gitti. Bu da biraz bizi üzdü, şaşırttı açıkçası. Keşke çok zor soru sorsalarmış ama müfredatın içinde kalsalarmış diye temennide bulunduk. Zaten biz zor sorulmasını istiyoruz. Yani bilenle bilmeyen ayrılmasını istiyoruz. Ama en azından bunun hani mesela örneğin ben yazılı yapacağım zaman okulda öğrencilere şunu söylüyorum. Arkadaşlar buradan sorumlusunuz diyorum. Ve orada mesela soru soruyorum. Ancak bunu ÖSYM bu sene maalesef pek beceremedi bence. Neden böyle yaptığı konusunda bir fikir sahibi değilim. Yetkililer bunu tabii ki biliyor ama benim noktayı nazarda en azından gördüğüm dört tane sorunun tarih öğretmenliği alan tesisinde sorulmuş olduğu geçmiş yıllarda. Yani tarih öğretmenliği alanda sorduğun soruyu sen hakimlikte kullanıyorsan bu bir soru işareti bence. Bu adamlar yani bizim öğrencilerimiz lisans tarih mezunu değiller. Yani burada biz bence bir eleştiri var. Yani yapılması gerekiyor. Bir öz eleştiri olması gerekiyor burada. Diğer taraftan hukuk tarihi diye bir başlık yok bizde. Yani genel kültür testi içerisinde veya alan bilgisi içerisinde hukuk tarihi sorusu ben soracağım demiyor ÖSYM. Ama tarih testinde, inkılap tarihi başlığı altında HMK sorusu soruyor mesela. Yani bu farklı bir şey kıymetli hocam.
Maalesef bunlarla Ya yüzleştik burada biz de burada. hocam bugün de konuştuk ya arkadaşlarımıza da onu söyleyelim. Yani ben sen de öyle düşünüyorsun. Bugün konuştuğumuzda ifade etmiştin. Yani burada ben birazcık format dışına çıkmayı şundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Adaylar artık çok iyi hazırlanıyor, çok iyi çalışıyor. Hukuk kısmını en azından bir ortalamayı yükseltebiliyorlar. İster istemez orada bir standart sapma gündeme geliyor. Yani adayları ayıracak bir şey aranıyor bence. Bu senede tarih oldu bu. Ama 12 sorunun 12'si de böyle değildi, değil mi yani? Yok, hayır. Mesela yani ben şimdi tek tek burada soruları açıklamak istemem ama yani çok rahatlıkla bizim aslında şunu söyleyeyim, ben artık bunu söylemek istiyorum çünkü içinde kalan bir ukdedir. Oradaki 12 tane sorunun 10 tanesinin cevabı harfi harfine zaten yayınlarımızda var. Yani kitaplarımızda var. Hocam bunu artık yani biz söylemeyince sanki böyle yayınlarımızda yokmuş gibisinden bir intiba oluşmasın. 12 sorunun 10 tanesi de harfi harfine kitaplarda var. Ancak yani kitaplarımızda biz tabii her türlü versiyonu, varyasyonu düşünerekten notları hazırlıyoruz ama hani sınavda sorulması biraz şey oldu. Dipte, kıyıda, köşede kalmış bilgiler olmasından dolayı öğrenciyi zorladı. Ama hani burada ölçme değerleme yaparken biraz daha böyle müfredatın içinde kalsaydı ÖSYM çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ya tabii ki sınavdaki soruların tamamı zor sorular değillerdi. Yani da işte atıyorum 4 tane soru, 5 tane soru dışındakiler şeydi, yapılabilir sorulardı. Hani bizim de böyle genel tekrarlarımızda kampta konuştuğumuz konularda veya kitapta olan konulardı. Yani bu noktayı nazarda ben bunu hocam şeye benzetiyorum biraz. 2014 tarihinde KPSS sınavı yapılmıştı. Orada da ÖSYM bu tarz bir durumu ortaya çıkarmıştı. Daha sonra 2015'ten sonra normaya döndü. Ama işte benim tahminim hocam şu, alanda öğrenciyi eleyemiyorlardı. Doktrinsel konuları ortaya çıkartabiliyorlardı. Tartışmaya mahal verebiliyorlardı. Bunun yapamayacakları tek bir yer matematik, Türkçe ve tarih testiydi burada. Tarih burada kullanıldı. Yani öğrenciyi, açık konuşacağım burada, kalem oynatamayacağı sorular soraraktan herhalde sana satmasını yükseltip taban puanları biraz daha bir aşağıya çekme eğilimine gittiler diye düşünüyorum. Yok hocam artık bak şey yapa yapa böyle zorlana zorlana söyledin. O noktada bizim hocalarımızın senin nezdinde bütün hocalarımıza ben teşekkür ediyorum. Öğrenci psikolojisini anlayan bir tarzda hepiniz tutum sergilediniz. Yoksa sen ya 12 sorudan 10'unu biz zaten öğrenciyi hatırlarsan ben rehberlik dersine diyorum ki 7'de 5, 7'de 6'dır olağan. 7'de 7 olursa süperdir. 12'de 10 süperdir. Yani 11. 12. bulmak zaten çok kolay değildir. Hele de tarih dersi için. Ama hiçbir hocamız hemen sınav sonrası çıkıp da şu vardı, bu vardı, şunu tutturduk, bunu tutturdun. Ya onu yaparsın da belli bir zaman geçtikten sonra yapmak, öğrencinin birazcık daha o ilk anki stresi, sıkıntısı gittikten sonra yaparsın. Tabii ki her bir hoca verdiği emeğin karşılığını almak ister, bunu da duyurmak ister. Bunda da bir beis yoktu ama sıcağı sıcağına öğrencinin psikolojisini çok sıkıntıya sokmamak lazım. Bunu da hiçbiriniz yapmadınız. Yani çıkıp tarih öğretmeni olarak 12'de 10'u benim kaynağımda vardı kardeşim. Al işte 12'si 10 ama siz dediniz ki ilk konuşmanızda bizim etkinliğimizde de onu söylediniz. Hocam 10 soru benim kaynağımda var ama müfredat dışında 4 tane soru var. 4 soruyu mu benim gündeme taşımam lazım yoksa 12 soruda 10'unu tutturduğumu mu gündeme taşımam lazım? Bizim misyonumuz her yıl öğrenci tarafında bir düşünceyi ortaya koymaksa burada da öyle yapmamız lazım dedik ve siz de bunu savundunuz. Bu noktada ben senin nezdinde bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Ya bu büyük bir öğrenci yanlısı, onun psikolojisini düşünen bir tutumdu. Ya hocam şunu söyleyeyim. Öğrencilerim gönülleri rahat olsun. Çok iyi bir tarih eğitimi aldılar. Dolu dolu. Hem vizyon sahibi oldular bu noktada. Hem bilgi sahibi oldular. Ya bu sene bekledikleri net yapamaları onları hayal kırıklığına uğratmasın. Yani puan anlamında şunu söyleyeyim ben. Geçen sene 12'de 11 yapan öğrencinin alacağı puanı bu sene 12'de 7 yapan alacaktır. 8 yapan alacaktır. Yani o yüzden hani hayal kırıklığı çok fazla yaşamasınlar. Ben de mesela çok üzüldüm. Hani bir sene biz de emek verdik. Saatlerce ders yaptık. Ders dışında çalışmalar yaptık.
En az onlar kadar bizler de emek verdik ama gönülleri rahat olsun, işleri rahat olsun, mutlu olsunlar, 26 Ocağı beklesinler. Ben şöyle bir artık intibaya kapıldım. 26 Ocak günü sonuçlar açıklandığı zaman bu olumsuz hava dağılacaktır. Yani tarih teste sınavın tamamını oluşturmuyor arkadaşlar. Yani bu çok önemli. Oraya bir parantez açayım hocam. Yani benim üzüldüğüm taraf ne oldu biliyor musun? Bak bunu da ilk kez söyleyeyim burada. Benim üzüldüğüm taraf tarihten dört tane sorunun müfredat dışı gelmesinden ziyade tarihten yaşanan bu psikolojik o anki travma, sıkıntı, Genel. stres sınav anında diğer alanlara kaydı. Yani öğrencilerin bugün önüne o 70 soruluk alanı koysak bu soruları inanıyorum ki çoğunu yapabilecek durumdalardı. Biliyorlardı. Görmüşlerdi, çözmüşlerdi ama akıl Türkçe matematik tarihte kaldı. Orada beklenmedik bir tablonun çünkü normalde öğrenci şunu kodlamıştı kafasına. Türkçe'de 6'da 5 yaparım, matematikte 6'da 3, 6'da 4 yaparım, tarihte 12'de 9, bilemedin 10 yaparım. Sonra sınavda bir baktı, 12 tarih sorusunun belki 5-6'sına kalem oynatamadı. Türkçenin 6 sorusuna belki 15 dakika, 20 dakika zaman ayırdı. Matematiğin o işlemli sorularında ciddi zaman harcadı. Bu sefer döndü, panik yaptı. Ya Medeni'de bu soru neydi? Ya Cezada şu soru neydi? CMK'da bu neydi? İdareci arkadaşlarımız işte HMK'da bu neydi gibi. Oradaki bir stres, o stresi kontrol altına alamama durumundan kaynaklı öğrencinin en iyi yapabileceği sorularda sıkıntı yaşadı. Vallahi en üzüldüğüm taraf bu oldu. Ben de İşte hocam yani çıkılınca da sınavın genelinin olağanüstü problemli bir sınav olduğu mesajının tüm adaylar tarafından verilmesinin de ana sebebi bu aslında. Yoksa bugün kesinlikle. baksak ya 7 soru medeni, ya sorulabilir böyle. 7 soru efendim bugün İYÜK sorulabilir böyle. İdare sorulabilir böyle. 1-2 soru. Tabii ki zorlanacak. Tabii ki sıkıntılı bir soru gelebilir. Bundan yana bir problem yok. Aslında bu sizin bir şeyiniz var. Yani sınava hazırlanmak, sınav sürecini idare etmek çok önemli. Yani aslında sınav anını iyi idare edebilen öğrenci, bakın bu zor sınavda dahi başarılı olabiliyor. Yani tarih zor geldi, geldi ama diğerleri var. Yani o süreci idare edebilmek çok önemli. Aslında bu da bir deneyim oldu. Yani bu 2021 hakimlik sınavına giren arkadaşlar açısından büyük bir deneyim oldu. Yani süreci idare edebilme becerisi. Krizde baş etme becerisi. Bu az önce senin dediğin gibi hocam 26 Ocak geldiğinde net tablo önümüze çıkacak arkadaşlar. Ben o yüzden geçen sınavın altında bir öngörüye sahip olduğumu en son yaptığım yayında ifade etmiştim. Bu bütün adaylar için geçerse arkadaşlar 11 dönemdir binlerce arkadaşımı sınava hazırlıyorum. Yani hiçbir sınavda ben böyle bir geri bildirim görmedim. Hiçbir sınavda görmedim. Sınavdan çıkar çıkmaz tek bir arkadaşımdan bile olumlu bir şey duyamadık sınava dair. Zorluk, kolaylık, iyi mi, kötü mü duyamadık. Bu ister istemez sonuçlara yansıyacaktır. Yansımasa da adaylar o zaman klasik bu üniversite sınavlarında hani 40 alacağım der 90 alan öğrenciler vardır ya. Ya da öyle bir şey var diyeceğiz yani. Hocam artık bundan sonra hayırlısı. Ben Aynen öyle. arkadaşlarıma şunu söylüyorum. İyice bir dinlenin. Artık bu sınav yorumları, sorular şöyle, böyle ve benzeri muhabbetlerden kendilerini soyutlasınlar. Günlük hayatlarına dönsünler. Dersler esnasında konuştuğumuz kitapları okumaya başlasınlar. Hayatlarında belki en rahat dönem şu bir aylık dönem olacaktır. Ondan sonra mülakat koşuşturması, staj koşuşturması başlayacaktır. Belki bu bir aylık zaman gibi boş zaman da bulamayacaklar. Bu zamanların daha böyle keyifli ve verimli geçirsinler. Kesinlikle katılıyorum hocam. Şimdi bak bir arkadaşımıza anket nasıl 85 falan. Arkadaşlar bugün anketin olduğu paylaşımın altına da ben yazdım. Ya bu adaylar olarak ya biz niye böyle şeyler yapıyoruz ben anlamıyorum. Ya o kadar kişinin 85 üzeri alma ihtimali sıfır. Ya niye bir insan böyle bir ankete gidip de onu işaretler mesela. Onu almayacağı belli. Ya bizim kendi öğrencilerimizden de bazılarında bunu gördüm. Hocam biz kendi öğrencilerimize anket yolladık. Sosyal medyanın dışında kendi öğrencilerimizin de kaç aldığını anket yolladık. Bir baktım o anketin birinci sırasında 97 doğru var. Şimdi bizim geçen seneki birinci 95 doğru yapmıştı. 2019'un Türkiye birincisi öğrencimiz 96 yapmıştı. Dedim herhalde bu çocuk da 97 ile. Dedim şu çocuğu bir arayın bakalım ya.
denemelerine baktırıyorum. Denemelerde böyle bir puan hiç almamış. Aradı bizim ekip. Ya dedi ki çocuk demiş bizim ekipteki arkadaşlara ya ben onu işte öylesine yazdım. Ya arkadaş ankete niye öylesine yazılır mübarek yani. Niye böyle bir şey yazarsın yani? O yüzden yani ne yazık ki arkadaşlarımız bir ankete değerlendirme yaparken bile o şeffaflığı göstermiyorlar. Aklı başına hareket ettiği bazı arkadaşlarımız göstermiyorlar. O yüzden ben bütün adaylara senin dediğini tekraren ifade etmiş olayım. 26 Ocak'a kadar ne desek boş, keyfinize bakın. Her nasıl geçtiyse sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Suhuletle, sakin bir şekilde kendinizi dinlendirerek çünkü enerjiye ihtiyacınız olacak. Bir daha hazırlanmaya gerek duyarsanız da enerjiye ihtiyacınız var. Kazanırsanız da mülakat sürecinde enerjiye ihtiyacınız var. O yüzden sakinliğinizi koruyun. Sizler ne kadar motivasyonunuzu yükseltirseniz inanın bize o kadar yansıyor. Çiğden birkaç arkadaşım da yazmış. Hocam siz niye üzülüyorsunuz diye. Ya arkadaşlar bakın Emre Hoca da şu an çoluğu çocuğuyla. Biz de çoluğumuz çocuğumuz da. Ya sizlere o kadar zaman ayırıyoruz. Belki kimi zaman ailemizden daha çok zaman ayırıyoruz. Bunu siz başka bir şeyle yapamazsınız. Bunu maddiyatla ölçemezsiniz. Bunun farklı bir bizde artık maneviyatı var. Farklı bir enerjisi var. Bugün birkaç hocamla daha konuşuyorum. Ya herkes işini gücünü bırakmış bu konularla konuşuyor. Normalde nedir? Ya biz sınava hazırlanmakla mükellefiz. Sınava hazırladık, gönderdik ki bitti. Yok ama bizde olmuyor. Çünkü o kadar birlikte vakit geçirmişiz ki nasıl diyebiliriz yani? Bitti gitti birkaç günlük bahardı yani. Olmaz. Beraber yol yürüyeceğiz. Beraber gideceğiz. Sohbet edeceğiz. Eksiklerimizi konuşacağız. Eleştiri yapacağımız yerde eleştiri yapacağız. Biz öğrenciye diyeceğiz ki ya sen bunu niye böyle yaptın? Öğrenci diyecek ki ya hocam yeni dönemde şunu şöyle yapsanız daha iyi olur mu? Bu biz böyle geliştik. Böyle büyük bir aile olduk. Böyle biz binlerce arkadaşımız mesleğe uğradık. Sizlerle de bu olacak. Gerçekten idealist, istekli, gayretli birçok arkadaşımız da bundan dolayı biz bir araya geldik de yıllarca. Emre Hoca'ya yaz tatilinde bakıyorum geçen yaz. Allah Allah Emre Hoca tatildeyim dedi. Bakıyorum tatilde Nevşehir'de mi Sivas'ta mı? Emre Hoca'nın yanında bizim 2018 dönemi hakim öğrencimiz. Yani tatilde denk gelmişler beraber vakit geçiriyorlar. Ben bir yere gidiyorum seminere bir bakıyorum orada öğrencilerim geliyor çay kahve yemek yiyoruz. Ya ne kadar güzel bir bağ. Ne kadar güzel bir enerji. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Bunun inşallah Allah daim etsin. Bunlar devamı olsun. Öbür türlüsü çok kolaydır biliyor musun? Böyle dedi yap yorumunu geç. Yok biz onu geçeli çok oldu arkadaşlar. Hocam burası bir dershane değil ya. Burası bir akademi, bir eğitim kurumu, öğretim kurumu ve biz de burada öğrencilerimiz de yani öğrenci, öğretmen ilişkisini ders esasında sağlayıp bu hukukumuzu ilelebet sürdürme yönünde bir emek veriyoruz. Ya bugün ben biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yapıyorum. Okulumda öğrencilerimin bir ihtiyacı oluyor hemen hakim, savcı arkadaşlarımızı arıyorum. Yani bizim ilişkimiz hakikaten bir deyim var, böyle bir gönül bağıyla oluşuyor. Ve öyle de sağlanıp gelişiyor. Bu dönemki öğrenci arkadaşlarım da keza öyleler. Hani biz sıradan dersi anlattık, gittik. İlişkisi asla bizde olmadı, olmaz da zaten. Dediğiniz gibi biz bir aile olaraktan zaten var olduk kurduğumuz günden beri. İnşallah da bu birliğimiz, beraberliğimiz ilelebet böyle sürer. Amin hocam. Bu arada arkadaşlar bu iptal konularıyla alakalı hocalarımız değerlendirme yapıyor. İlgili arkadaşlarımıza paylaşıyor. Öğrenciler burada iptal başvurusunda bulunabiliyor. Yani bir hoca, bir kurum bulunamaz. Orada öğrenciler iptal başvurusunda bulunuyor. Hocalarımızdan destek alıyorlar. Hocam şurada iptal konu bir durum var mı? Hocamız da yönlendiriyor. Bak bu gerekçeleri kullanabilirsin. Öğrenci o gerekçeleri kullanarak iptal başvurusunda bulunabiliyor. ÖSYM'ye herhangi bir soruyla alakalı iptal başvurusunda bulunmanız sizin yarın mülakatta sıkıntı yaşayacağınız anlamına gelmez. Bunu bazı öğrencilerden duyuyorum. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar siz herhangi bir soruya itiraz edebilirsiniz. Bu gayet normal bir durumdur. Bundan çekinen arkadaşlarımız oluyor. Bundan da çekinmeyin. Ya bu sorunun ben şu gerekçelerle iptal olması gerektiğini düşünüyorum. Orada çok amaçlı dilekçe mi ne var ÖSYM'de? İndirin onu, yazın, gönderin. Olur olmaz sizden çıkmış olur. Bugün son günü galiba hocam onunla ilgili ben yanılmıyorsam Öyle miydi? bugün Başvuran sondu. çok kişi oldu zaten yani. Birçok öğrenciden Evet. duydum ben. Ya gayet normal hocam olması zaten. Yani. Ben olmadığı yıl görmedim zaten. Sen de Aynen. hatırlamıyorsun herhalde. Her Aynen. yılda Aynen. iptal vardır Aynen. yani. Yok yok Esma. Birçok öğrenci dilekçelerini verdi. Bizi de yönlendirdik. Hocalar yönlendirdi.
Oradan artık bakacaklar. Arkadaşlar akademide Mart efendim grupları falan olmaz. Yazanlar var. Son sınıflar zannediyorum. Bizde Ocak sonu olur. Mayıs'ta olur. Temmuz'da olur. Onun dışında grup açmayız. Kontenjan bellidir. Ondan fazla öğrenci almayız. O yüzden ne kadar erken başlasa öğrenci iyi deriz. Ocak sonuyla başlayabiliyor adaylar. Bu sene çok yanlış var. Ya ÖSYM bazı yanlışları kabul etmeyebiliyor arkadaşlar. Evet bak hala aynı yere geliyorlar hocam. Bu öğrencilerle sohbet edilmiyor ya. Sen benim halimi anlıyor musun şimdi? Bu arada Anlıyorum Emre hocam. hocam senin bir lafın var. Bak birkaç öğrenciden de az önce gördüm. C planını devreye alanlar olmuş bak senin yüzünden. Aynen. Ama o planın en iyi sınav bu sınavdır herhalde. C planıydı. Ben de olsam onu yapardım. Yani onu duydum yani. Emre Hoca'yı dinledik. C planı yaptık diyorlar. Bizim başka hoca var mı ya şu an? Varsa böyle bizi izleyen hoca alalım yayına ya. Bugün bir sohbet edesim geldi yani. Emre Hoca birlikte üçüncü, dördüncü kişiyi alabiliyoruz çünkü aynı anda. Hücum marşını söyledim içimden demiş bak. Mayıs'ta sınav olur ya arkadaşlar. Bak, hocam vallahi var ya bazen diyorum ki, ya bu nasıl bir gün bitecek mi acaba diyorum ya. Sınav biter. Hocam Mayıs'ta bitmez. sınav olacak. Haziran'da sınav olacak. Mülakat ne zaman olacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Şu ne zaman olacak? Bu ne zaman olacak? Arkadaş vallahi bakanlık bu kadar soru almıyordur yani. Ama hocam bu da şey bir şey. Yani bu alanda hani yetkili bir mecra olmuş gibi bir durum söz konusu. Bu da hani Vallahi iyi bir şey mi yaptık, kötü bir şey mi yaptık bilmiyorum ya. Evet şu an 3 kartal burada değil mi hocam? aynen hocam. O yüzden Gökhan Hoca'yı aldık yani. 3 tane kartal. Beşiktaş'ta olmayanı yayın almıyoruz Gökhan Hocam. Hocam bu spontane bir yayın oldu. Böyle tişörtle katıldık ama artık arkadaşlar idare Olsun. etsinler. Olsun hocam. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz hocam, ne yapalım? Ben de takip ediyorum yayını. Arkadaşlarımız biraz böyle ilk günler, şimdi ben çok ilginç. Günler geçtikçe böyle bir kendimize geliyoruz. İlk gün o sitemleri çektik. Şöyle oldu, böyle oldu falan derken şimdi bakıyorum hocam işte 6'da 6 yaptım. Bir soru kaçırdım dikkatsiz. Daha yani hocam borçlar hukuku kötü yaptım diye yazan yok yani. Hani dedim ya bu öğrenciler nerede kardeşim yani bu kadar kötü geçen sınav. Tutturdum. Tutturdun mu hocam soruları? Tutturdun mu bak? Mottomuz Şimdi şeyi hatırlayamıyordum. Bu 60 gün sorusuna özellikle vurgu yapmıştık. Ondan sonra bugün dedim bir videoyu açayım bakayım. Yani nasıl, ne demişim yani o noktada? Demişiz ki arkadaşlar bakın 2019'dan beri süre sorma eğilimi var. Buraya özellikle dikkat edin. Bu sene bu çıkabilir falan demişiz. Yani çok böyle şey yapmıyoruz. Hani bunları göze sokmuyoruz ama yani Sokun, sokun soksak hocam. söylendi. Çok şey var aslında. Ama tabii yani hakikaten sizin dediğiniz o az önce ben de dinledim. Yani bizim amacımız aslında öğrenciyi anlamak biraz. Yani öğrencinin yanında olmak, sınavı genel değerlendirmek. Yani bizim şöyle bir şeyimiz yok ki. Yani ben bunu yapmış olayım, işte şunu tutturmuş. Hani futbolcu diyor ya mesela, benim gol atmam önemli değildi, takımın kazanması önemliydi. Yani bakış açımız bu yani bizim. Öğrencimiz başarılı olsun. Yoksa benim dersimde 6'da 6 yapmış ama sınavda başarılı olamamışsa bu beni yine üzer yani. Benim açımdan çok şey değil. Ama tabii ki seviniyoruz. Niye seviniyoruz? Çünkü biz de bir emek veriyoruz öğrencilerimiz gibi. Hakikaten her sene biz de bir analize girişiyoruz yani. Bu sene ne olur, nasıl bir sınav gelir yani. Biz de çalışıyoruz, çalışmıyor değiliz. Bu çalışmaların da karşılığını bulması mutlu ediyor tabii ki bizi de. Öğrencilerimiz yaptığı zaman daha da mutlu oluyoruz. Hocam senin 60 gün sorusunu bak öğrenci unutmuş. Benim atış tekniğimle yapmış bak. Golü Hocam sonuca giden her yol mübahtır yani. atmışım Sonucu elde ettiyse sıkıntı yok. bak Oğuzhan da 3 tane yapmış sallama tekniğiyle. Bundan sonra bütün dersler iptal. Sallama tekniğiyle hazırlayacağız öğrenciyi. Hocam vallahi Benim C planı planım. da C planı tutmuş demek ki. Ama ben en çok şeye güldüm ya. Bu etkinlikte Necip Hoca diyor diye Ebru Hocam.
Allah'tan diyor tarih dersi bu sene vardı diyor. Diğer dersler Aynen, unutuldu diyor. aynen. Aynen. Bu sene ihale bana kaldı hocam. Ya hocam hakikaten şimdi Geçen sene Ufuk Hoca'ya kalmıştı ihale ticarette. tarihte şimdi seneye hocam esas siz seneye şeyi görün yani yayınları görün. İlk işte Solak Osmanlı padişahından Hocam bence tutun. var ya seneye tarih kolay soracaklar. Tabii, Hocam bu genelde öyle KPSS gibi oluyor ya. bu. Genelde öyle oluyor. Genelde öyle oluyor. 2014 KPSS'yi zor yapmışlar böyle. Son normaya döndü. Ama o dönem ne oldu? 15, 16, 17'de biz dersleri öyle bir ayrıntılı verdik ki mecburen. Ama sınav tabii normaya dönünce yavaş yavaş o öğrencinin şeyi sakinliği gelmeye başlar ama birkaç sene bu şey sürer. Yani 2021 KPSS hakimlik tarih testi uzun yıllar konuşuldu. Hatta şunu söyleyeyim. Göreve başlar arkadaş hakimlik mesleğini icra ediyordu. Ama hala bilinçaltının birinde bu sınav olacaktır yani. Siz o tarih mağduru hakim misiniz falan. Evet. Böyle bir jenerasyon var artık yani. Bak Canan en yüksek duyduğunuz not kaç demiş. Ben sorayım bakayım var mı? 92 doğru yapan var mı toplamda adlide veya idarede? 92 doğru. Sürekli en yükseği kaç yaptı diye soran var da herhalde kendisi yüksek yaptı. Acaba benden yüksek yapan var mı diyor. Bak hiç yazan yok. 90'ı geçen yok hiç yani. Varsa da nazar değmesin diye söylemez şimdi. Canan kaç yaptın? Yaz Canan. 84 varmış. Ya yok bana 97 yazan oldu arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Ben inanmam yazana yani. Bu sınava tarih öğretmeni girseydi fulleyemezdi. Onu çok net söyleyeyim. Yani bu tarih testini konuşuyorum ben. Çok rahatlıkla söylüyorum bunu. Hatta sınavdan sonra ben öğrencilerime gönderdim ÖABT sınıflarında. Yok, fulleyen yoktu yani bunu söyleyeyim. Çok net. Yani o açıdan öğrenciler rahat olsunlar. Yani bu istisna bir sınav tarih anlamında. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben Yeni... mesela şunu söyleyeyim. Geçen sene dedim ya 95 doğru yapan Türkiye birincisi olmuştu. İcra sorusu iptal olmuştu. 94 doğru. Yani bu seneki Türkiye birincisi yani 90 civarı yapan Türkiye birincisi olabilir diye düşünüyorum yani. O kadar yükselmez. Çünkü herkes zorlandı. Hocamın dediği gibi tarihi yani herkes onu yazmış zaten. İlber Hoca girseydi 12 yapamazdı falan diye. Yapamazdı. Evet, katılıyorum buna. Emre hocam siz girseydiniz kaç yapardınız demişler bak. Valla ben açık konuşayım. HMK sorusu beni zorlardı orada. 11 yapardın yani. Evet, bak itiraf ediyorum. Yani çünkü benim Hocam alanım zaten. orada da Necip işte Necip Hoca tarihten bile soru tutturan adam olarak. Hoca. Aynen. Şey demiş ki, ekip demiş ki bizim hocam demiş bu bizim kitaplarda olan soruları atın falan. Necip Hoca demiş ben 8 soru yazacağım size. 7 değil. Hocam Kitapta kitaplarda. var mı diyorlar MK sorusu? Ya koymuşuz da reklamını yapmıyorsunuz işte hocam yani. Koymuşuz hepsini kitaplara yani. Mesela galiba Naip de geçiyor alan derslerinde sizin Evet. Tabii Naip HMK'da var Ağabey hocam. falan böyle. Öyle mi? O da mı soruldu hocam? O zaman Necip O da 9 oldu hocam Necip Hoca. seneye Necip Hoca'yla beraber ders alacağız hocam. Ay. Başka Siz Beşiktaşlı bir var mıydı ya? Bizim başka Beşiktaşlı hocamız kimdi ya? Barış Hoca Beşiktaşlı değil mi hocam? Yok değil. Allah Allah. Beşiktaşlı şey Necip Galatasaraylıyım diyor ama hocam Soysal diyor hocalar kanım siyah beyaz akıyor. herhalde. Soysal abi Beşiktaşlı onu biliyorum Ha, ben. Soysal Hoca Beşiktaşlı. Dur bakayım Soysal Hoca burada mı ya? Çağıralım onu da ya. Bak en güzel reklamı Soysal Hoca yapar. Dur onu çağıralım. Soysal Aygün davet et dedim. Dur bakalım. Dur Biraz daha abi. saysak Necip Hoca bu 10 olacak birazdan. Medeni hukukta Bütün dersleri o girsin hocam. olabilir. Bizim ekipten biri varsa Soysal Hoca'yı bir arasın ya. Bizim arkadaşlardan beni dinleyen varsa şu an bizim Soysal Hoca'yı bir arasın da acaba nerededir saatin 10'unda adamı çağıralım ya. Beşiktaşlı olmayan öğrenciler çıksın mı diyorlar Yok abi hocam? bu kriterimiz hocalar için, öğrenciler için değil.
Başka Beşiktaşlı vardı hocam ya. Bir düşünelim. Bizim Soysal hocamızda kim Ufuk var? Hoca da Beşiktaşlıydı herhalde ya. Ufuk Hoca da Beşiktaşlıydı. Ya Ufuk var, evet doğru. Soysal hocam çok soru tutturdu canım yani. Soysal hoca. Valla böyle ne güzelmiş ya. Bak rehberlik yok, bir şey yok. Ne güzel sohbet ediyoruz ya. Hocam yılda bir kere yapabiliyoruz. Görüyor musun? Ne kadar zor işimiz ya. Hocam vallahi hayat buymuş ya. Soysal. Kafamızda. Yok, Soysal Hoca şu an uyuyor muhtemelen. O yokmuş şu an yayında. Evet arkadaşlar. İsmail Hoca gelsin de biraz anlatsın şu sorular nasıl iptal olacak. Bu arada bu sene yani bilmiyorum ben geçmiş senelerde böyle bir şey yoktu. Yani bir şu soruyu da iptal ettirelim hocam. Bu soruyu da iptal ettirelim hocam. Yani böyle öğrencilere kalkıp sınavı iptal ettirecekler yani. Evet, ben de çok ya sürekli bir soru geliyor, ben de bilmiyorum. Bir de beni şey zannediyorlar, bütün hukuk derslerini biliyormuşum gibi. Hocam bu sizce de iptal edilmesi gerekmiyor mu falan dedim. Ne bileyim dedim, iptal olacak mı yani? Ben nereden bilirim? Ya Hatta da böyle ne olmadı? bizim hocaların hepsi uyuyor galiba. Beşiktaşlı öğrenci varsa alabiliriz. Ha, olur. Olur. Evet. Beşiktaşlı öğrencimiz çoktur hocam ya. Abi canım ya. Sınav iptal Bir olsun diyor. Bak arkadaş yerden kesin çözümü bulmuş yani. bakalım. Arkadaşlar sonuçlardan önce iptal haberimiz olmaz. Sonuçlar açıklanır. Orada sayarsınız. 100 soru yoktur. 98 soru vardır. Bilirsiniz ki 2 tane soru iptal edilmiş yani. Bak Burçin var hocam, gülmüş. Burçin Beşiktaşlı öğrencilerimizden Bak Beyza diyor ki burada bile elendim diyor. Beşiktaşlı değil. Ait bileceğim yoktu. var bizim. Nereye gitti bilmiyorum ama. Yarınki maça hazırlanıyor herhalde. Bak geriye ciro sorusu yanlış diyor. Sürekli yeni yanlışlar çıkıyor yani. Olabilir arkadaşlar yani ÖSYM gerekçeyi makul bulursa iptal edilebilir yani. Tarihten bayağı bir itiraz herhalde olacak, öyle gözüküyor. Evet. Bu noktayı nazarda yani ben de öğrencilere bugün birkaç şey söyledim. Yani kıymetli hocam bu başvuru kılavuzu var. ÖSYM'nin sınav öncesinde yayınlamış olduğu başvuru kılavuzu var. O başvuru kılavuzunda soruların hangi başlıktan geleceğini ifade ediyor. Örneğin alt soru Türk kültür ve medeniyeti diyor. Yani kültür tarihi diyor aslında orada. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nda kültür tarihi diye bir ders var mesela örneğin. Onun içerisinde siyasi tarih yer almıyor. Yani savaşlar, anlaşmalar, diplomatik gelişmeler yer almıyor. Aslında buradan öğrenci arkadaşlar bir itiraz noktası oluşturabilirler. Hani ben tabii işin hukuksal kısmına vakıf değilim ama hani bu anlamda bir dayanak kendilerini oluşturabilirler. Ya daha örnek verecek olursam Bir de mesela ÖSYM. Aha. örnek şu olabilir. Mesela atıyorum Kıpçakların altında orayı Türkleştirmesi. Örneğin işte Anadolu Selçukluların Antalya'yı alması, Gıyaset-i Keyhüsrev sorusu. Örneğin İngiltere'nin Kıbrıs'ı ele geçirmesi ve benzeri. Bunlar politik tarihte, siyasi tarihte. Kültür tarihinin başlığı altında aslında bunlar geçmiyor. İşte soruyu hazırlanırken hani siyasi tarihten sorumlusunuz ifadesi kullanılsa biraz daha ÖSYM açısından sağlıklı olurdu bence. Keza inkılap tarihinde HMK sorusunun geçiyor olması, bu da aslında inkılap tarihi bilgisinden ziyade işte farklı bir alan, hukuk tarihi bilgisini oluşturuyor. Ya bu seneki sınav çok sorgulanacak gibi geliyor. Epey bir süre. Üzerinden hani birkaç yıl da geçse gelen sorular yoğun biçimde tartışılacaktır. Hocam bu seneye kadar kaç yanlış yapıldığını hatırlıyorsun? Yani hatalı soru olduğu için iptal edilen hatırladığın kaç tanedir? Emre Hocam.
Şu an idari yargıda görüşülen bir Yok yani yok, dava. önceki yıllarda en fazla iptal edilen soru sayısı kaçtır? Hatırlıyor musun hiç? Ben girdiğim sınavlardan bir tane hatırlıyorum hocam. Başka hatırlamıyorum. Ya yani YKS'de vardı. Yok yok, Üniversite hakimlik olarak. hakimlikte ben iptal edilen tarih sorusu hatırlamıyorum hocam şu an kadar. Yok hocam, toplamda kaç soru iptal edilmiştir ÖSYM sınavlarında bugüne kadar? Bizim ders olarak mı, genel mi? Genel hocam, 100 soruda kaç soru iptal? Geçen sene mesela iş hukukuyla icraydı. 2 soru iptal edildi. Abi 2-3'ü geçmez ya yıl bazında. Bu sene bakalım, sürpriz bir şeyler görebiliriz belki. Yani ben tabii diğer dersleri bilmiyorum ama bizde mesela medeni hukukta falan biraz böyle şey yapılan sorular var. Yani itiraz etsen edersin ama iptal edilmez yani, öyle sorular. Zaten öğrencinin de bu sene biraz problemi bu. Maalesef soru kalıpları net değil. Yani ifadeler net değil. Kanundaki ifadeler değil. Öyle olduğu için de biraz öğrenci tabii bunda zorlanıyor. Zaten Türkçe noktasında anlamı hukukta, yani Türkçe'yi şey yapamadığında, tam anlayamadığında bilgiyi de çıkartamıyorsun. Yani zorlanıyorsun o zaman. Şunu mu demek istedi? Bu sefer işin içine şunlar giriyor. Hani acaba burada bir hinlik mi var? ÖSYM bir kelime oyunu mu yapıyor? Çünkü biz öğrenciye bütün sene şunu da söylüyoruz. Diyoruz ki bak, ÖSYM bir kelimeyle seni çeldirebilir diyoruz. Şimdi öğrenci de diyor ki ya, acaba buradaki bir kelime diyor çeldirici için mi koyuldu diyor mesela. Yani bu tarz problemler yaşanıyor. O yüzden yani aslında sınavın bu seneki problemi bilgi probleminden ziyade açıklık problemi, yani cümlelerde netlik problemi var. Mesela bir tane örnek vereyim sadece. Hani çok da böyle soruları zaten konuştuk, girmek istemiyorum ama kefalet sorusu var mesela borçlar özelde. Soru da diyor ki işte borçlu diyor, hangisinde işte kefalet sözleşmesi sona erer diyor mesela, ermez gibi bir soru. İşte alacaklı diyor haklı sebebi olmadan kabul etmezse borçlu borcundan kurtulur diyor kanunda. Ama soruda sözleşme sona erer diyor. Şimdi borcundan kurtulur başka şey, sözleşme sona erer başka şey gibi düşünüyor öğrenci. O zaman diyor burada diyor bir çeldirici var diyor. ÖSYM bir kelime oyunu yapmış gibi düşünüyor. Yani problem biraz ondan kaynaklandı aslında. Ama kim başardı peki? Yani burada biraz arkadaşların şöyle bakması lazım hadiseye. Ben hani o örneği veriyorum mesela. Hepimiz atletiz diyelim. Yani bu 30 bin tane atlet koşuyor diyelim. Ve diyorlar ki kardeşim siz Boğaziçi Köprüsü'nde değil de işte köprüyü kapatamıyoruz. Mıcırlı yolda koşacaksınız diyorlar. E kardeşim, mıcırlı yolda koşuyoruz da 30 bin kişinin hepsi mıcırlı yolda koşuyor. Bazısı Boğaz Köprüsü'nde koşuyor da ötekisi mıcırlı yolda koşmuyor yani. E bu sene ne oldu? Bu sene biraz da böyle psikolojisi sağlam kalabilen, sınavda daha soğukkanlı kalabilen başarılı oldu. Yani aslında bence bu sene ÖSYM biraz bilginin yanında bunu da ölçtü. Şimdi adam girdi mesela, tarihte bir dağıldı. Hani o bir video var ya meşhur, diyor işte bir 5 bin diyor vereceksin 5 milyar diyor. Bir şak diyor, millet şaşıracak diyor. 5 daha vereceksin, dağılacak diyor. Şimdi tarihi verdi, bir adamlar afalladı bizim öğrenciler. Arkadan matematik geldi. Bir daha afallayınca bazıları dağıldı yani. İşte o dağılmamak çok önemli. Yani hatta sizin o paylaşımınız da çok önemliydi. İki oturum arası WhatsApp gruplarında tartışmalar. Bittim ben, öldüm ben, tükendim benle. E şimdi böyle olursa ne olacak o zaman? İkinci oturumdan da fayda sağlayamıyorsun yani. Ama şöyle bakmak lazım. Hani en başında bir öğrencimiz diyordu işte çöp oldu, her şey gitti falan. Dediğiniz gibi yani hiçbir şey gitmez. Yani bu bir tecrübedir. Ve bu tecrübeden kaynaklı olarak da arkadaşlar, yani hani bazı adam vardır. Bir kere düştü mü ikinci de öğrenir bisiklete binmeyi. Ama bazısı da 10 kere düşüp öğrenir yani. O yüzden arkadaşlar bir kere daha düşmüş gibi Ya düşünsünler. bak, yazmış adam psikoloğa mı gideceğiz diyor. Ya arkadaş, bir sene psikologluk yaptık size. Biz bunları anlatmadık mı? Biz bak şöyle düşersiniz, düşmeyin. Bak sakinliğinizi korumaya çalışın. Bak şimdi yazmış ki az önce bir öğrenci. Hocam demek ki biz seneye tekrar girersek bu sefer alan grubundan başlayalım diyor. ÖSYM bu sefer de bunu deneyecek. Millet oraya kaçar. Alan da bu Hocam, sefer zorlama yapacak. şimdi psikoloğa gitse hocam, psikolog haftada bir gün bir saat verir, gerisinde ilgilenmez. Halbuki bizim psikolog yani Erhan Hoca
İki oturum arasında bile paylaşım yapıp şöyle yapın böyle yapın diyor. Hangi psikolog bunu yapar hocam zaten? Yok hocam, bundan sonra takometreyi çalıştıracağım her Hocam öyle olması lazım yani. Özel tavsiyede. VIP tavsiye. Ay. Arkadaşlar yeter ya, bu kadar sohbet. 1 saat sohbet etmişiz yani. Yani o kadar anlattığınız şeyi indirgediler, indirgediler. Profesyonel sallama tekniğine ya. Yani biz 365 günü ilgilendik. 365. gün söylediğimi mi söylüyorsunuz yani? Hiçbir başka bir şey anlatmadık. Bak, turlama tekniğini yapmış. Aferin. İyi, harika. Bak, iyi gelmiş birçok arkadaşımıza. O zaman vedalaşalım arkadaşlar. Bir hocalarımızı da aniden yayına aldık. Onları da bulundukları konumlarda rahatsız ettik. Ama güzel Estağfurullah. güzel bir sohbet Estağfurullah. oldu. Beşiktaşlılarla sohbet her zaman güzeldir. Diğer hocaları da Beşiktaşlılığa davet ediyoruz. Ders çalışma bitti nasıl? Arkadaşlar 1 ay, bakın şu sınav sonuçları açıklanana kadar 1 ay boyunca lütfen ders namına bir şey yapmayın. Dinlenin. Kendinizi şöyle bir rahatlatın. Mental olarak, zihinsel olarak rahatlayın. Buna ihtiyacınız olacak. Son önerimiz de bu olsun. Gökhan Hocam, son cümleni alalım. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten sürpriz bir yayın oldu. Ama hakikaten mesela ben son günlerde çok önerilen bir film var. Don't Look Up diye Leonardo'nun. Onu izleyeceğim mesela. Arkadaşlar da film izlesin, kitap okusun. Yani biraz kafa dağıtsın, hobilerine zaman ayırsınlar. Çok önemli yani. Her şey tabii ki bunlar çok önemli ama psikolojimizi korumak da çok önemli. Böyle korunur. Herkese iyi geceler, sevgiler diliyorum. Hakikaten öğrencilerimizi çok seviyoruz. Onlar için her an yani ne zaman olsa geliyoruz işte buralarda konuşuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onları çok seviyoruz. İnşallah her şey gönüllerince olur. İyi geceler diliyorum herkese. Sağ olun hocam. Emre hocam. Kıymetli hocam, ben de öncelikle öğrencilerime onları çok sevdiğimi söylüyorum. Kalan zamanlarını açıklayacak kadar zaman diyeyim, okusunlar. Tarih kitapları okusunlar bol bol. Çünkü akademiye gittikleri zaman hakikaten orada tarih onlara bir vizyon katacaktır. Sınavla ilgili yorumlardan uzak dursunlar. Kendilerini demoralize ortadan yorumlardan uzak dursunlar. Zaten artık olan oldu. Her şey bitti. Geride kaldı. 26 Ocağı beklesinler. İnanısınlar ki 26 Ocak günü sonuçlar açıklandığı zaman birçok şeyin olumlu olduğunu görecekler kendi namlarına. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi geceler diliyorum. Aileye selamlar, hürmetler, saygılar. Hoşça kalınız. Hocam öğrencilerimiz çok merak ediyordu. Atiba geldi şu anda. Kendisi burada. Evet Atiba yarınki Türkiye Kupası maçına hazırlanıyor arkadaşlar. Harika. Gözlerinden öpüyoruz hocam. Kendinize İyi iyi bakın günler hocam. Hoşça arkadaşlar. kalın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın.